Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Ben İsmail. Arkadaşlar şimdi düşünüyorsunuz Alper Biçen ne amına bilmem ne falan filan. Bakın size kısaca bunu açıklayayım. İyi dinleyin. Next Gen 2K21 Next Gen çıktığında Discord'daydık. Bizim yanımıza Alper Biçen geldi. Memo, ben, Alper, biri daha vardı. Ömer, Tarık mı, Yedönex mi bilmiyorum. Onların ismini tam bilmiyorum. Ama Alper vardı ve öyle muhabbet ettik hani Alper Curry Build'inden bahsetti. Curry Build yapmak istiyorum ama hani iyi değil vesaire, bu sene iş yapmaz falan dediler. Hatta PG'lerden bir şey çıkmıyor bu sene dediler. Evet, çok bir şey çıkmıyor yani, çok nadir build'ler var hani point guard pozisyonunda oynayabileceğiniz. Ondan herkes PF yapıyor arkadaşlar. Çok badge alabilmek için demigod build'ler PF'den çıkıyor çünkü aşırı çok badge veriyor. Ama badge demek her zaman her şey değil yani. Yani ondan arkadaşlar şimdiki videomda size Curry build'ini yapacağız. O zamandan beri uğraşıyordum hani böyle point guard build'leri hakkında. Ben çok uzun paylaştım, lockdown paylaştım, kendi yaptığım build'leri paylaştım. Oynayacağım build'leri sizlerle paylaştım ama şimdi bence Alper Biçen'in aradığı Curry build'i bu. Bunu yapıp ileride video vesaire falan çekebilir çünkü öyle şeyler düşünüyordu. Her sene Curry build vesaire yapıyormuş. Bence gayet süper Curry build arkadaşlar. Next Gen 2K21 Next Gen'de bu. Lafı uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Direkt videoya geçelim. Hemen 6-3 yapıyoruz. 6-3'ten sonra kiloyu 180, kolları 6-7 yapıyoruz. Fark etmez ama bence böyle seçim, böyle her zaman güzel duruyor ya. Neyse arkadaşlar, bakın burada bize 7 finishing lazım arkadaşlar. Burayı 92, burayı da 70 yapıyoruz. Daha sonra postu fulluyoruz arkadaşlar. Kısacası bu, çok şey değil. Sonra maksimum midrange, maksimum üçlük. Burada da 76 arkadaşlar, sadece 76. Bize 25 shooting badge veriyorlar. Bakın arkadaşlar, deep trees. Bakın sağ aşağıda shooting'de deep trees var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deep trees curry range diyebiliriz direkt. 25 tane badge. Bu yeter arkadaşlar. Sonra speed with ball'u fulluyoruz. Daha sonra ball handling'i fulluyoruz. Sonra 67 arkadaşlar pass accuracy veriyoruz. Gördüğünüz gibi 18. Daha sonra burada savunmada defense'i fulluyoruz arkadaşlar. 53 şey oluyor. 53 offensive rebound. Sonra steal. İsterseniz interior verebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz perimetre verebilirsiniz. O dediğim gibi yine size kalmış. Yani o size kalmış. Önemli olan 10 tane becimiz olması. Onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar speed'i fulluyoruz. Şeyi fulluyoruz. Hızlanmayı fulluyoruz. Daha sonra stamina 95 gerek değil. 90-91'de yetiyor arkadaşlar. 90-91'de yetiyor. Vertical'ı arkadaşlar 70 yapın. Daha sonra bakın şimdi. Burayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz ya. Perimetreye de verebilirsiniz, interior defense'e de verebilirsiniz. Bunların hepsi arkadaşlar şu an başka bir düşünce de olabilirsiniz. Çünkü oyuncuyu oynayacak olan sizsiniz. Ondan farklı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani illa benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. Siz dediğim gibi farklı düşünüp farklı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın. Bu benim Curry build'im. Yani benim üçüncem de Curry build'i bu arkadaşlar. 7 tane beşiniz var. Artı bu Curry build'i zaten çoğu demeyeyim de nasıl diyelim. %99 arkadaşlar oyuncuların bu sene kontak tank'a giriyor. Çünkü driving tank'ın 92 arkadaşlar, bakın. Hall of Fame şey verip posterizer
Gold, Slytherin verirse arkadaşlar bunlar sizin kontak kurmanız için yeterli. Bak burada zaten yeterli olan şutumuz var. Burada playmaking'imiz var. Tek şey hani derseniz Dimer'la Floor yok. Ama hiç kimsenin bence Dimer'la Floor'a ihtiyacı yok arkadaşlar. Çünkü herkes o ortalama 80-82 ile üçlük atıyor 99 overall olduğunda. Yani bence Dimer'sız da atılıyor. Yani atar herkes yani benim düşüncem. Herkesin şutu yüksek. 10 tane savunma ideal arkadaşlar. 10 tane savunma ideal. 6-3 Curry build arkadaşlar. Ankle breaker. Tek sıkıntımız işte hani sıkıntı diyebileceğiniz bir şey var. O zaman tabii farklı yaparsanız. Dimer'la floor'unuz yok arkadaşlar. Ama bu sıkıntı yapacak bir şey değil. Yani bir zahmet 80 üstünden insanlar da hani Dimer'sız atsın. Sonra burada arkadaşlar bence arkadaşlar Limitless'li arkadaşlar pull up seçin. Tam Curry build'i. Limitless. Bakın arkadaşlar Shot Creator çıktı arkadaşlar. Yani bakın Trae Young'da çıktı. Ortalama Trae Young'la şey bence biraz Trae Young aynı şekilde yani Curry'e yakın oynuyor bence. Ama neyse bu Curry build arkadaşlar. Bench konusuna gelince arkadaşlar. Burada dediğim gibi bench'ler bakın. Burada vereceğiniz Posterizer, Hall of Fame ve Slytherin nerede? Nerede bu Slytherin? Burada. Slytherin Gold. Bu sizin kontağa girmeniz için yeterli. Sonra shooting olarak arkadaşlar bakın Hodson, difficult shot verin bence. Sonra nerede? Hot shot kullanın, takeover'ınız hemen de olsun. Green Machine aşırı bir süper bir önemli bir badge değil. Sonra volume verebilirsiniz. Daha sonra da bence nerede onu bulursam arkadaşlar. Nerede? Oy. Aynen burada Deadeye'de verebilirsiniz istiyorsanız Hof. Böyle yapabilirsiniz. Yani size kalmış bir şey. Keçen şu da bu sene çok yani guard olarak yüksek üçlünüz varsa ihtiyacınız yok arkadaşlar. Böyle oynayabilirsiniz. Ya da böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Aynen böyle. Bence bu ideal. Difficult chance bence çok önemli. Playmaking'de Unplugable Quick First Step arkadaşlar. Sonra Handles for Days. Bakın 99 olunca Dimer alıyorsunuz ve Floor. Şu an onu fark ettim. Yani böyle yapabilirsiniz arkadaşlar bakın. Bence gayet iyi. Olmazsa hani derseniz hani Floor veririm ama Dimer vermem. Bullet Passer'a verin arkadaşlar. Passer çünkü passınız 67 olduğu için Bullet Passer bence gayet iyi bir badge. Sonra savunmada arkadaşlar vereceğiniz şey Clemson'ınız olmayacak çünkü sadece şeye verdik. Videolar sadece Steel'e verdik arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben böyle yaptım. Siz tabii perimetreyi de verebilirsiniz. Yine size kalmış bir şey. Sonra arkadaşlar bunu da kodlayın. İsterseniz buna verebilirsiniz. Hani şey olarak. Yani ben 15 olması için böyle yaptım. Tabii çok şey hani çok karışık. Boxlayabilirsiniz köşedeki oyuncunuzu, rakibinizi. Rebound da verebilirsiniz. Rebound'unuz da var. Ya da Hard Crusher da verebilirsiniz. Bunların hepsi arkadaşlar size kalmış. Ama dediğim gibi bence arkadaşlar bence Curry build'i bu. Yani benim düşüncem bile. Hani tabi dediğim gibi renkler ve zevkler farklıdır. Her insan farklı oynayabilir arkadaşlar bu oyunu.
Yani isterseniz gelin deneyelim. Herkes farklı oynayabilir. Bence bu build arkadaşlar gayet süper bir build. Hani gayet hani oyundan zevk, 3'e 3'te zevk alacağınız bir build arkadaşlar. Izod oynayabilirsiniz arkadaşlar. Screen de kullanabilirsiniz. Hepsi size kalmış, sizin zevkinize, isteğinize göre değişir. Al rebound to LeBron. London pass. Süper bir build. Hızlı da arkadaşlar. Hızlı. 6-3. Tabii şöyle bir şey var. Clemson'ınız tabii ki yok. Clemson'ınız yok ama hani lockdown'la vesaire oynarsanız hani siz topu savunmadığınız sürece sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yani Clemson olan bir takım arkadaşınız paylaşır. Siz paylaşmaz. Hani siz savunmazsınız, paylaşmazsınız diyorum. Savunmazsınız. Bence gayet güzel bir build. Bu arada Zach LaVine jump shot'ı güzel. Dediğim gibi oyun sistemi, oyun şeyi, her şeyi arkadaşlar size kalmış. Arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Lütfen beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Twitch kanalımın linki de aşağıda. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Ben İsmail, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Peace out.